Değerli yasaki müdürümüz, dekan yardımcılarım, bölüm başkanlarımız, öğretim elemanlarımız, bugün ulu önder Atatürk'ümüzün edebiyete intikal edişinin 79. yılıdır. Tabii böyle günler hepimiz için kolay günler değildir diye düşünüyorum. Özellikle 10 Kasım'larda her zaman için, her yıl ve gelecekte de sözün bittiği gündür. Böyle bir günde pek fazla konuşmak da doğru değil aslında. Ama şu da vardır, özellikle son yıllarda Türkiye'mizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etrafında gelişen gelişmelere baktığımız zaman Atatürk'ün koyduğu yolda, çizdiği yolda ayrılmamanın ve onun temel ilkeleri çerçevesinde hareket etmenin ne kadar önemli ve doğru olduğunu gün ve gün daha iyi anlıyoruz. Ve bunu yaşayarak anlıyoruz. Özellikle Atatürk'ün bir sözü vardır, biliyorsunuz. Yurtta barış, dünyada barış. Bu 21. yüzyılda özellikle Orta Doğu bölgesinde, Türkiye etrafında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Adası için hala daha önemini korumaktadır. Atatürk böyle bir liderdi, böyle bir devlet adamıydı. İleriyi gören ve insanların birbirleriyle savaşmadan, hatta barış içerisinde yaşamalarını öngören, isteyen, özleyen bir lider olarak Atatürk tarihe damgasını vurmuştur. Atatürk'üm, işte 10 Kasım yine. Dalgalanır ağaçlarla oğullar, dalgalanır oğullarla nineler. Dalgalanır ninelerle genç kızlar. Özlemin ta yüreğime işlemiş. Seni bulmak için, seni görmek için ben bütün toprak altıyla barışacağım. Ereceğim sana usta, barışta, başarıda. Öyle güçlüsün ki güçleneceğim. Öyle yücesin ki yüceleceğim. Düşüne düşüne seni kocaman kocaman. Dağlara dağlara karışacağım. Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz. Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün. Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt. Sanki ellerim bir gece, sanki ellerim bir gündüz. Yazacağım seni daha, bir daha,
Ben senin ölümünle yarışacağım. Teşekkürler. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Tarih ve Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hasan Samani'yi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii bu kadar duygu bombardımanından sonra biraz bilimsel bir konuşma yapmak biraz zor gerçekten. Ama ben yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Birazcık tarihçilik yapmak isterim bugün. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Anadolu Hareketi'nin, başka bir de işte Kurtuluş Savaşı'nın aslında dünya tarihindeki özgün yeri, bir de Atatürk devriminin niteliği üzerinde birkaç tespitte bulunmak isterim bugün. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi savaşlar dönemidir aslında. 1911 Çapluskarp Osmanlı İtalya Savaşı, 1912 Birinci Balkan, 1913 İkinci Balkan Savaşları, 1914'te başlayan Büyük Savaş ve 1918'e kadar süren büyük bir savaş. Ve bu savaş sonunda da yenilen bir Osmanlı İmparatorluğu ve dayatılan bir ateşkes anlaşması, Monroe Ateşkes Anlaşması, bütün kaynakları sınırlandırılmış bir devlet ve bu şartlarda da tekrardan Türkiye toplumunu harekete geçirmek, hadi son bir kez daha derlenip toparlanmak ve bir varoluş kavgası vermek herhalde çok da kolay bir şey değildi. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında liderliğini bize çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Çok kolay bir iş değildir. Örgütçülüğünü ve teşkilatçılığını aslında bize gösteriyor. Bölgesel direnişler, özellikle Yunanlıların İzmir'i işgalinden sonra başlayan bölgesel direnişleri tek bir direniş merkezinde toplamak, bir ordu kurmak, aslında çeteler halinde mücadele eden ve bazıları da doğrudan Anadolu Hareketi'ne de karşı olan, bir kısmı İstanbul hükümeti tarafından da desteklenen birçok merkez kaç kuvvetin olduğunu düşünün. Aynı zamanda ama Mustafa Kemal Hareketi de eğer İstanbul hükümeti açısından bakarsak o da bir merkez kaç kuvvettir. Aslında asi, isyan eden bir eski Osmanlı paşasıdır Mustafa Kemal. Bu nedenle de verilen Kurtuluş Savaşı ve kazanılan zafer çok önemlidir. Anti-emperyalist bir kavgadır. Aynı anda hem doğuda Ermenilere hem batıda Yunanlılara ve aynı zamanda da iç isyanlar diye bildiğimiz o politik anarşi ortamında eline birkaç tüfek geçiren, birkaç adam toplayanın eşkıyalık yapabildiği bir ortamda bütün bunlara karşı mücadele vermek zorunda kalan bir Anadolu hareketinden bahsediyoruz. Mustafa Kemal'in kanısı yediyor da Elif kanısını kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla. Her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola, önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi içmezdi, yemeden içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Masumdu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağrılarına karşı hafiftiler inceden inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak
gülümserdi çıraklı ayaklarına. Alnı yeşilini kapatmıştı, geçirmişti. Niceden, niceden. Durdu birdenbire koca baş. Ova, bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dağ etti yok, daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti, gacur gucur. Nasıl durdun Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik, düşünceden, düşünceden. Aman koca baş, ayağını öpeyim koca baş. Sür beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ana çocuk mermisini askerciğinin. Koma yollarda beni kulun köpeğin olayım. Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere iyiceden iyiceden. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Kıbrıs Türkü'nün Atatürk ile ilgili düşünceleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 20. yüzyılın en büyük dahisi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedeli 70 yıl oldu. Üzüntüsü hala eksilmeyen bir sevgiyle içimizi yakmaktadır. Atatürk 20. yüzyılın en büyük dahisidir. Onun için çok şeyler söylenmiş ve yazılmıştır. Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı başından sonuna kadar büyük bir heyecan ile izleyen Kıbrıs Türkleri, Çanakkale'nin muzaffer kumandanı Mustafa Kemal'e yürekten bağlanmışlardı. Türk yurdunu onu kurtaracağından emindiler. Haberlerin en kötüsü olduğu günlerde bile bu imanları hiç sarsılmadı. Kendilerine her zaman ana vatanın ayrılmaz bir cüzü sayan Kıbrıs Türkleri, Anadolu'da verilen milli mücadeleyi büyük bir ilgiyle takip etmiş, Mustafa Kemal'in ve Anadolu'nun her başarısı kendilerine ümit vermiştir. Ulu Önder, Türkiye'nin bağımsız, çağdaş ve demokratik bir ülke olması yolunda vermiş olduğu mücadeleyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Atatürk, sadece Türk milletini değil, dünyanın bütün insanlarını etkilemiştir. Onun ölümünden sonra dünya liderlerinin söyledikleri milletimiz için kıvanç duyulacak niteliktedir. Dünya basından çıkan yazılarda Yüce Önder'e övgü mahiyetindedir. Alman basındaki bir haberde Atatürk istiklal ismini taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür denilirken Amerikan basında şöyle yazılmıştır. Atatürk'ün birçok insanların başarmaya madeten muktedir olamadıkları işleri başarmakta gösterdiği azim ve cesaretle ve elde ettiği başarılarla bütün Amerika hayranıdır. Kıbrıs, Anadolu'nun bir uzantısıdır. Kıbrıs Türkleri ise Anadolu'dan gelip Kıbrıs'a yerleşmiş olan insanlardır. Bundan dolayıdır ki Kıbrıs Türk'ü, Türkiye ile geçmişten günümüze sıkı bir ilişki içerisindedir. Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı yakından takip eden Kıbrıs Türk'ü, ardından gelen devrimlerle yakından ilgilenmiş ve desteğini hiç esirgememiştir. Anadolu, dört bir taraftan düşman işgaline girdiği sırada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin idaresini eline almış, düşmanı yurttan kovmuş ve ülkemizi bağımsızlığa kavuşturmuştur. Bugün Kıbrıs Türk'ü ana vatan Türkiye ile birlikte Atatürk'ün açmış olduğu yolda geleceğe daha emin bir şekilde yürümektedir. Atatürk neler yaptı, Kıbrıs'ta neler oldu? Atatürk Samsun'a çıktı, Kıbrıs Türk'ü ardından koştu, takip etti, güldü, ağladı. Atatürk Anadolu'da bağımsızlık için savaştı, Kıbrıs Türk'ü ona katıldı. Atatürk Türkiye'de Cumhuriyet ilan etti, Kıbrıs Türk'ü kutladı. Atatürk ilk hedefimiz Akdeniz'dir, illeri dedi, Kıbrıs Türk'ü bu hedefe vardı ve savundu. Atatürk Ankara'yı merkezi hükümet yaptı, Kıbrıs Türk'ü müjdeledi ve yaydı. Atatürk saltanatı kaldırdı, Kıbrıs Türk'ü atasına bağlandı. Türkiye ana vatan, Kıbrıs yavru vatan oldu. Türkiye Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk Cumhuriyeti kurabilmeleri Atatürk'ten almış oldukları ilhamla mümkün olabilmiştir. 10 Kasım 1938 tarihinde Anadolu'dan Kıbrıs'a gelen haber adamın üstüne bir bomba gibi düşmüştür. Anadolu Türk'ü gibi Kıbrıs Türk'ü de günlerce atasına ağlanmış, ağıtlar yakmış, şiirler yazmıştır. Kıbrıs Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Özker Yaş'ın atasına şöyle seslenmiştir. 1938'den bu yana her Tanrı'nın günü, atadan ayrı olmanın hüznü, tüm karasıyla durur gözlerimizde.